Pixoj'un herkese selamlar. Ben Proximate. Bu videomda sizlere baştan da gördüğünüz üzere işlemci ve anakart incelemesi yapacağım. İşlemcimiz AMD 5000 serisine ait son zamanlarda performansıyla oldukça tercih edilen Ryzen 9 5900X. İşlemcimiz için tercih ettiğimiz anakartımız ise Gigabyte markasına ait X570 Aorus Ultra. Şimdi biliyorsunuz AM4 soketler için X570 serisi anakartlar oldukça tercih ediliyor. Bunun yanında Gigabyte'ın X570 serisinde birçok modeli var. Elimizdeki Ultra modelini niçin tercih ettiğimizi videomuzun ilerleyen bölümlerinde bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan ürünleri kutusundan çıkartarak incelememize başlayalım. AMD 9 Ryzen 5900X Mayıs 2020 tarihinde Ryzen 9 5950X ile aynı anda piyasaya sürüldü. İşlemci AMD Zen 3 mimarisine sahip 7 nanometre transistör mesafesi kullanarak üretilmiştir. AM4 soket yapısına sahip işlemcinin çekirdek adı ise Vermeer. 12 çekirdek ve 24 mantıksal işlemci içeriyor. Microsoft tarafından 64 bit sistemler için geliştirilmiş bir fiziksel makinede birden fazla sanal makine rolünü gerçekleştiren Hypervisor teknolojisine sahip. Temel hızı 3.7 GHz olan işlemcimiz maksimum 4.8 GHz hıza ulaşabiliyor. Sistem hafızası olarak DDR4 teknolojisini desteklemekte. Ön bellek olarak 768 KB, 6 MB ve 64 MB kapasitelere sahip. Enerji tüketimi 105 Watt olarak belirlenmiş ve maksimum 90 derece ısıya kadar dayanabiliyor. Windows 10 ve 11'de 64 bit desteklerken Ubuntu işletim sisteminde 32 ve 64 bit desteklemektedir. Kutuyu açmadan önce şöyle çevirelim bakalım. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Gigabyte'ın logosu üstte. Turuncu, gümüş ve gri renkler kullanılmış. Özelliklerin bir kısmı burada belirtilmiş. Detaylı olarak özellikleri kutunun arka tarafında sol alt kısmında gösterilmiş. Arka kısmın girişleri burada görsel olarak gösterilmiş. Anakartın tamamının görseli şu sol üst kısımda. Ve marka özel ekstra özellikler de kutu üzerindeki görsellerde bize aktarılmış. Hemen kutumuzun üst kapağını kaldıralım. Devamında bizi neler karşılıyor? Gördüğünüz gibi klasik bu Asus MSI'de de bu şekilde artık stickerlar vazgeçilmez oldu. Oyuncu anakartlarında, ekran kartlarında mutlaka her marka kendi stickerını kullanıcılarına sunuyor. Burada da çok göz atmadığımız kullanım kılavuzu, hızlı kurulum kılavuzu vesaire vesaire dokümanlarımız mevcut. Şurada bir ekstra sticker logo gördüm. Gayet hoş. Ekstradan kabloları bir arada tutmak için cırt cırtlı bantlar verilmiş. Burada da anakartınızın bilgisayarın kasasıyla bağlantılarını tamamlayacağınız G-Connector dedikleri aparat var. Burada Wi-Fi antenimiz var. Vidalarımız var. Burada ikişerli paketlenmiş SATA kablolarımız var. SSD'lerimizi, hard disklerimizi bu kablolarla bağlıyoruz. Isı sensörleri kabloları var. Kasanızda ısının oluşabileceği yerlerde konumlandırarak ısı takibini bu kablolar sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu da son olarak RGB LED şeridi kablomuz. RGB LED şeridini uzatmak için kullanılan uzatma kablosu.
Aorus Ultra, AM4 soketine ve X570 Yonga setine sahip 7 farklı GB anakarttan bir tanesi. Extreme, Master ve Pro Wi-Fi modelleri üst düzey, pahalı ve en yüksek ısılara dayanıklı. Daha fazla korumalı ve özellikle custom sıvı soğutucusu tercih eden kullanıcı için tasarlanmış. Elimizdeki Ultra modelin yanı sıra Pro ve Pro Wi-Fi modelleri de birbirine yakın özelliklere sahip oyuncular için tasarlanmış ve fiyat performans da beklenenden fazlasını bizlere sunuyor. Anakartımız ATX form faktöründe bir kart. Hemen boyutlarına bakalım. 30.5x24 cm boyutlarında bir kart. Kasanın arka bağlantılarına gelen kısma, yani IO Shield, IO kalkan dediğimiz bölüme bakalım. Burası entegre şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Hemen üst tarafta 4 tane siyah USB 2.0 standart girişleri var. Altında 2 adet vidalı Wi-Fi anteni bağladığımız kısım var. Bu Wi-Fi 6 teknolojisine bağlandığımız kısım. Hemen burada 1 adet HDMI 2.0 4K 60Hz 21:9 desteği sahip girişi var. Aşağıda 6 adet USB girişi görüyorsunuz. Şu 5 tanesinin üstünde aslında USB 3.0 yazıyor ama bunlar USB 3.2 Gen 1 ve Gen 2 USB girişleri. Hemen burada da tip C USB girişini görüyoruz. Işıklı LAN girişimiz var. Buraya modemimizi bağlıyoruz. RJ45 LAN girişi burası. Bir optik ses girişimiz. Hemen altında mikrofon girişimiz. Ve diğer taraflarda da ses jacklarımız mevcut. Kartın sol şu üstünde RGB ışıklandırmaya sahip doğrudan ve termal iletkenlik pedleri ile üstün bir soğutma dizaynı bu soğutucu yüzeyinin altında konumlandırılmış. İşlemci soketinde AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler için dizayn edilmiş zırhlı, çift kalanlı, dayanıklı bir yapı görüyorsunuz. İşlemci soketinin sağ tarafında 4 adet tek parçalı paslanmaz çelik zırhlı çift kanal DDR4 bellek yuvaları konumlandırılmış. Bu da hafıza yuvalarının korunmasını ve dayanıklılığını oldukça yükseltmiş. Bu yuvalar XMP diye adlandırılan aşırı bellek profili teknolojisini ve DDR2133-5400 MHz arası 32 GB tekli ve toplamda 128 GB dörtlü RAM desteğini bizlere sunuyor. PCI Express yuvalarının olduğu kısımların aralarında ve üst kısmında görüyorsunuz 3 adet M.2 SSD yuvası konumlandırılmış. Burada 2 tane uzun, 1 tane kısa M.2 SSD yuvası görüyorsunuz. Bunlar farklı tipleri destekliyor. En alttaki yuva MK tip 2242, 2260 ve 2280'i desteklerken üstteki 2 uzun yuva bunların yanı sıra MK tip 22110'u da desteklemekte. Son olarak anakartımız sağ alt kenarında 6 GB bölü saniye hıza sahip HDD ve SSD'lerinizi bağlayabileceğiniz 6 adet SATA konektörleri mevcut. 6 adet SATA bağlantısı da birçok kullanıcı için oldukça yeterli olacaktır. Kurduğumuz sistemdeki tüm bileşenleri ekranlarınızda görebilirsiniz. Dilerseniz şimdi anakartımızın özelliklerinden biri olan Fast Boot, yani hızlı açılma seçeneğini görelim. Burada 3 adet seçeneğimiz var. Bunlar Disable, Enable ve Ultra Fast. Bu seçenekler arasında yaptığımız seçimlerde Windows açılma ekranına kadar kaç saniye geçiyor? Dilerseniz hep beraber gözlemleyelim. İşlemci üzerine birçok popüler performans testi uyguladık ve bunları bir üst işlemci olan 5950X ile karşılaştırdık. İlk
İlk testimiz Cinebench RU3 render testi. İşlemci üzerinde tek çekirdek testinde 1612, çoklu çekirdek testinde ise 21052 puan alıyor. Ryzen 5950X aynı testlerde tek çekirdekte 1651, çoklu çekirdekte ise 28641 puan alıyor. Yine popüler işlemci testlerinden biri olan Geekbench testimizde işlemcimiz tek çekirdek testlerinde 1722 puan alırken çoklu çekirdek testlerinde ise 14175 puan alıyor. Bunun yanında aynı anakart ve benzer sistem bileşenlerine AMD Ryzen 9 5950X tekli çekirdekte 1731, çoklu çekirdekte ise 13982 puan alıyor. User Benchmark karşılaştırma testimizde sistemimiz UFO hız değerlendirmesiyle oyun performansında %153, masaüstü performansında %111 ve çalışma istasyonu performansı olarak da %174 puan alıyor. İşlemcimiz kendi başına %109 puan alırken sıralamada 5950X'in sadece 2 sıra altında kalıyor. CPU-Z Bench testimizde işlemcimiz 43-64 derece sıcaklıklarını korurken tek çekirdekte 648, çoklu çekirdekte 9407 puan alıyor. Kıyaslama yaptığımız 5950X 648'e 11009 puan alıyor. CPU-Z stres testinde ise 5950X'in 11906 puanına karşı işlemcimiz 9490 puanlar kadar yükseliyor. Diğer popüler test programlarından Passmark Software CPU testinde işlemcimiz 40300 üstü, 5950X ise yaklaşık 46000 puan alıyor. Gelin şimdi hızlıca popüler oyunlar üzerindeki FPS testlerimize göz atalım. Thank you.
İncelememizin sonuna gelirken artılardan ve eksilerden bahsedelim. Anakartımız Gigabyte Aorus X570 Ultra iyi bir soğutma sistemine sahip sağlam bileşenlerden oluşmuş güzel bir oyuncu anakartı. Kartımız ihtiyacımız olan tüm bileşenlere fazlasıyla sahip. Anakart üzerindeki zırhlı bellek ve PCI Express yuvaları sayesinde kart uzun yıllar kullanıma hazır. Maksimum 128 GB bellek desteği sayesinde ihtiyacınızdan fazlasını bu anakartta buluyorsunuz. Hatta şöyle söyleyelim, siz toplamda 32 GB'lık ya da toplamda 64 GB'lık RAM yani bellek setleriyle bu anakart ve işlemciden bir oyuncu sistemi ya da bir render sistem olarak ihtiyacınızdan fazla performansı alabilirsiniz. Benzer ve yakın fiyatlardaki anakartlara baktığınızda genelde 1 ya da 2 M.2 SSD yuvası görebilirsiniz. Benim bu kartı tercih etmemdeki en büyük etken bu anakart üzerinde 3 adet M.2 SSD yuvası bulunması. Bunun bizler için ne avantajları var? Örneğin kendi açımdan söyleyeyim. Ben birinci M.2 SSD'ye işletim sistemi kuruyorum. İkincisine oyun kuruyorum. Üçüncüsüne de oyun kurabilirsiniz ya da üçüncüsüne yedekleme yapabilirsiniz. Eğer iki tane M.2 SSD yuvası olsaydı bir tane yedekleme ya da oyun için 2.5 inçlik daha yavaş olan SSD'lerden kullanmak zorunda kalabiliyorduk. Bunun için bence bir anakartta 3 ya da 4 yani minimum 3 M.2 SSD yuvası olması gerçekten önemli. Şimdi benim bir önceki anakartımda kasanın ön paneline bağlı olan bir adet USB 3.0 portu vardı. Bu anakart üzerinde bu artırılmış toplamda 2 adet USB 3.0 bağlantı portu var. Bu sayede benim kasada olduğu gibi ikili kablo bağlantı sayesinde toplamda 4 USB 3.0 bağlantı noktasını yani kasanızın ön tarafındaki bağlantı noktasını anakart üzerine takabiliyorsunuz. Bu şekilde daha fazla USB ile kullandığınız mikrofondu, kameraydı, kulaklıktı, şarj cihazıydı. Ön taraftan daha hızlı ve kolay bir şekilde USB 3.0 teknolojisiyle kullanabiliyorsunuz. AMD 5000 serisi işlemcilerin güncel fiyatlarına baktığımızda elimizdeki Ryzen 9 5900X ile 5950X arasında %30'luk bir fiyat farkının olduğunu göreceksiniz. Yapılan testlerde iki işlemci arasındaki performans farkı %30'luk fiyat farkını karşılıyor mu? Tabii ki hayır. Yani ufacık bir performans farkı var. Tabii ki sizler en iyisini istiyor olabilirsiniz ama bütçenize düşünüyorsanız performansla bütçenin bir arada olduğu AMD Ryzen 9 5900X işlemcisini tercih edebilirsiniz. Artılardan bahsettik, şimdi biraz da eksilerden bahsedelim. Birincisi, sistemi ilk açarken Gigabyte'ın BIOS ekranına girerseniz arayüzün biraz karmaşık olduğunu sizlere söyleyebilirim. Daha önce diğer markaların sağlam oyuncu anakartlarını kullanmış biri olarak arayüzü daha iyi tasarlanmış ve sınıflandırma olarak daha iyi bir menü oluşturulmuş BIOS'lar gördük. Gigabyte'ın da bu konuda rakiplerinden kopya çekmesinin bizler için bir sakıncası yok. Gigabyte bence BIOS ekranını biraz daha geliştirmeli. Anakart üzerimizde 3 tane M.2 SSD yuvasının bulunması bu kartı tercih etmemdeki en büyük neden olduğunu söylemiştim. Şimdi M.2 SSD yuvaları üzerindeki soğutucu kapaklar çok sağlam, işlemini fazlasıyla görüyor. Ancak stil olarak biraz daha kullanıcıyı cezbeden böyle asimetrik kesimler, logo tasarımları vesaire olmasını beklerdi. Diğer markalara baktığımızda bu konuda çok başarılı olduklarını görüyoruz. Ama Gigabyte bu bölgelerdeki tasarımı yaparken biraz daha sade kaçmış gibi geliyor. Bilmem bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Anakartımız üzerindeki RGB ışıklandırma fonksiyonlarından bahsedeceğim. RGB ışıklandırma fonksiyonlarını kullanmak için bilgisayarınıza RGB Fusion programını kurmanız gerekiyor. RGB Fusion programı sayesinde anakartınız üzerindeki bütün RGB ışıklandırmaları senkronize bir şekilde kullanabilirsiniz. RAM'inizde olsun, RGB shader'inizde olsun, anakart üzerinde olsun tüm ışıkları desteklediği takdirde RGB Fusion ile birlikte senkronize bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Şunu söylemem gerekiyor ki RGB Fusion diğer markaların yaptığı programlara göre daha sade, ışıklandırma senaryoları daha az. Bunun yanında anakartın temeline baktığımızda RGB ışıklandırmalar sadece sol kenarda konumlandırılmış. Yani anakartın etrafında, kenarlarında, köşelerinde RGB LED noktaları maalesef bulunmuyor. Ama diğer oyuncu anakartlarına baktığınızda, diğer markaların iyi oyuncu anakartlarına baktığımızda RGB ışıklandırmalar kartın etrafına yayılmış durumda. Ama Gigabyte anakartımızda sadece sol bölümde konumlandırılmış. Bu da görsel zenginliği arttıran bir unsur. Biz isterdik ki Gigabyte'da bu anakartında RGB ışıklandırmayı sadece sol köşede değil, anakartın etrafına yaysın isterdik. Evet, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Popüler ya da ücretsiz oyunlar hakkında bilgi almak için Twitter sayfamızı takip edebilirsiniz. Bunun haricinde kanalımıza destek olmak için alt kısımdan, yorumlar kısmından yorum yazabilir, videolarımıza beğeni atabilir ve kanalımızı takip edebilirsiniz.
Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.